Bereket TV stüdyolarından mutlu günler değerli izleyenler. Bereket TV Haber Merkezi'nce hazırlanan Tarım Bülteni programında tarım gündeminin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler, 1. Gıda ve Tarım'da yenilik Çalıştay'ı düzenlendi. Çalıştay'da Türkiye'de tarımın durumu ve geleceği masaya yatırıldı. Tarımdaki çıktılarda o kadar önemli. Mimar ve Mühendisler Grubu Ankara Şubesi tarafından organize edilen 1. Gıda ve Tarım'da Yenilik Çalıştayı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nde yapıldı. Bilime ve Ar-Ge yaptıkları yatırım. Sektör paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda, Türkiye'de tarımın durumu, tarımda yapılması gerekenler ve tarımın geleceği masaya yatırıldı. Etkinliği bereket televizyonlarına değerlendiren TAGEM Genel Müdürü Gazi Kaya, özel sektör ve üniversitelere önemli ölçüde Ar-Ge kaynağı ayırdıklarını belirtti. Özellikle Ar-Ge destekleri kapsamında özel sektöre ve üniversitelere verdiğimiz önemli destekler var. Son 10 yılda biz 360 projeyi destekledik ve 58 milyon lira destek verdik. Bu yılda yine 130 tane proje başvurusu var Ar-Ge destekleri kapsamında. Biz de bunların destekleyebildiğimiz kadarıyla, bütçe imkanları olsunlar, destekleyebildiğimiz kadarına destekleyeceğiz. Altyapımızı, araştırma altyapımızı özel sektöre açtık biz son 10 yıldır. Onlar gelip bizim laboratuvarlarımızı kullanabiliyorlar, tarım arazilerimizi kullanabiliyorlar, uzmanlarımızla işbirliği yapabiliyorlar. Bu tür iki tane ana kaynak sağladık özel sektöre. Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Osman Balta da tarım alanlarındaki daralışa dikkat çekerek böyle etkinliklerle tarımda yapılması gerekenleri ele aldıklarını söyledi. Tarım alanlarımız yaklaşık 28 milyon hektardan, işte 90 yılındaki rakamı ifade ediyorum Tarım Bakanlığı verilerine göre, bugün geldiğimiz nokta itibariyle 23 milyon hektara gerilemiş durumda. Bu önemli bir, bizim için bir risk, bir sorun tarım alanlarının daralması açısından. Fakat buna bağlı olarak aslında tarımsal istihsalimizde de bir artış var. Özellikle tarımsal ürünlerde önemli bir ihracat artışımız var. Bugün yaklaşık 18 milyar dolar bir tarımsal ihracatımız var ki işte bundan 10-15 sene önceki tarımsal ihracatımız 2-3 milyar dolar civarındaydı. Biz de bu konulara dikkat çekmek adına tarımda yenilik adı altında işte bu çalıştayları düzenliyoruz ki ülkemizin ilgili sektörlerini, bu konuya dikkatini çekelim ve yapılması gerekenleri, alınması gereken tedbirleri zamanında alınmasını sağlamış olmak için. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından 4. Tarım Ekonomisi Öğrenci Bilim Kongresi düzenlendi. Kongrede kırsal kalkınma temelinde tartışmalar yapıldı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından 4. Tarım Ekonomisi Öğrenci Bilim Kongresi düzenlendi. Kırsal kalkınma odağında tartışmaların yapıldığı kongrede öğrencileri tarım sektörü, kırsal alan, tarıma dayalı sanayi gibi konularda bilinçlendirme, yönlendirme ve farkındalık oluşturma amaçlandı. Bizim atalarımızdan gelen, kanımızdaki savaşçı ruhumuz, cesaretimiz ve... Bu sene kongreyi Çalıştay'a dönüştürdüklerini ifade eden Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu, organizasyonla birlikte ziraat mühendislerine sektörde kendilerini nelerin beklediğine ilişkin bilgi verildiğini kaydetti. Kongremiz 4 yıldır bu devam ediyor. Öğrenci kongresi olarak devam ediyor. İlk üçü poster sunumları şeklindeydi. Bu sene bunu Çalıştay şekline çevirdik ve Çalıştay'a da dışarıdan 5 tane farklı üniversiteden hocalarımızı davet ettik. Öğrencilerin mezun olmadan önce mesleğe yönelik farkındalıklarını artırmak için, mezun olmadan önce mesleğin kendilerinden ne beklediğini, tarım sektörünün onlardan ne beklediğini, bir ziraat mühendisi sahada nelerle meşgul olduğu, iştigal ediyor, onları öğrenebilmesi adına böyle bir organizasyon yaptık. Organizasyonun içeriğini bütün katılımcılar tek tek ziyaret ederek söyledik. Kurduğunuz bütün cümleleri öğrencilerin gelişimine yönelik, farkındalığına yönelik, tarım sektörünün sorunları noktasında farkındalığına yönelik kurmalarını rica ettik. Bunların önemli olduğunu düşünüyoruz. Nihayetinde biz şimdiye kadar öğrencilerimizi hep sahaya götürdük. Ama bu sefer de sahayı, bütün paydaşları sınıflara getirdik. Profesör Doktor Cennet Oğuz da çiftçilerin sorunlarını yerinde çözmek için nitelikli eleman yetiştirmek istediklerini belirterek başladığı konuşmasında kongreyle ilgili şunları söyledi. Bu seneki programımızın formatı kırsal kalkınma çalıştayı. Her sene format değişiyor.
Dolayısıyla çıtayı biraz daha yükselterek götürüyoruz. Umarım bu kongre birinci, ikinci, üçüncü sınıflara da bir örnek olacak. Bu sene mezun ettiklerimizle sahada aldıkları deneyimle kendi mesleklerinde çok iyi farkında olacaklar. Neler yapacağını bilecekler en azından gittikleri her yerde. O nedenle umarım her kesime faydalı olur diye düşünüyorum. Mühendis adaylarına destek vermek için kongrede olan bir diğer sektör paydaşı ise şakalak tarım makinalarıydı. Fabrika müdürü Hatice Keskin, tarım ekonomistlerine sektörde büyük rol düştüğünü belirtti. Kongrede de genç mühendis adaylarımıza destek vermek amacıyla buradayız. Tarım ekonomisi bölümü öğrencileri, bütün tarım, mekanizasyon, ekim, dikim, aklınıza ne gelirse hepsini bilmek zorundalar gibi geliyor. Tarımda artık yönetim, yeni bilgi teknolojileri ve mekanizasyon, ileri derecede mekanizasyon gerekiyor. Bunun için de ekonomistlere çok önemli görevler düşüyor. Özellikle de tarım ekonomistlerine doğru makine kullanımı, doğru ürün ekimi ve yüksek verim alabilmek için. Türk kirazı Amerika ve Avrupa pazarlarının ardından Çin pazarına da girmeye hazırlanıyor. Zira hükümetler arası yapılan görüşmeler sonucunda 9 Türk firmasına ithalat için izin verildi. Kirazda bir süredir yürütülen alternatif pazar arayışları sonuç vermeye başladı. Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nın çabalarıyla Çin hükümeti 9 firmaya kiraz için ithalat izni verdi. Böylelikle lezzetiyle adından söz ettiren Türk kirazı, Amerika ve Avrupa pazarlarının ardından Çin pazarında da boy gösterecek. Tarım Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız sağ olsunlar işte onların destekleriyle resmi izinler, çalışmalar, gerekli çalışmalar yapıldı. Şu anda direktmen Çin'e yapmak üzere 9 tane firmamıza izin alındı ve rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Firmalarımızı arttırabilirsek inşallah arttıracağız. Şu anda zaten direktmen zirai karantinaya Çin'e ihracat yapmak isteyen firmalar zirai karantina müdürlüklerine müracaatlarını yapıyorlar, denetleniyorlar. Gerekli prosedüre uygun olan tesis uygun olursa zaten gerekli izinler veriliyor ve firma bazında inşallah çoğaltacağız. Çin'in ardından hedefteki pazarsa Tayvan. Zira kısa süre sonra Tayvan'dan gelecek heyetle yapılacak görüşmeler sonrası bu pazara da girilmesi öngörülüyor. Çin'den sonra Tayvan'da düşünüyoruz ve oradan da bir heyet, biz bir müracaat ettik. Heyet gelecek önümüzdeki ayda. Heyet geldiği zaman biz bu kirazlarımızı paketleme evlerimizde, bahçelerimizde ürünü göstereceğiz. Kendileri görüp beğenecekler. Tahmin ediyorum Allah'ın izniyle Tayvan'da da gireceğiz. Hızlı gireceğiz hem öyle. Büyük bir pazar oluşturacağız orada. Adana'da bu yıl Greyfurt'ta var yılıydı ki bu nedenle ürünün verimi neredeyse iki kat arttı. Ancak bu kez de talep olmadı, ürün dalında kaldı. Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da bu yıl Greyfurt'un arz talep dengesi bozulunca binlerce ton ürün dalında kaldı. Geçen yıla oranla verimi iki kat artarak 270 bin tona çıkan Greyfurt alıcı bulamadı. Özellikle dış pazarlardan yoğun talep gören ürünün bu yıl alıcısı da çıkmayınca üreticisini üzdü. Bir yıl fazla veriyor, bir yıl eksik veriyor. İşte bu yıl çok verdiği için ülkemizde de tüketilen bir ürün değil, yurt dışı ağırlıklı. Yurt dışı ağırlıklı olduğu için de fiyatlar düşüyor. Halen dalında malımız var. Verim fazla olduğu için taleplerden fazla mal üretildiği için fiyatlar düşüyor. Yurt dışı talebi az, üretim fazla olduğu için bu sıkıntılar yaşanıyor. Avrupa'da biraz fazla bizden bu yıl mal çekmedi. Bence bunun da etkisi var. Talep azlığıyla birlikte hasadın adeta bıçak gibi kesildiğini ifade eden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akındoğan, ürünün kilogram fiyatının da 20 kuruşa kadar düştüğünü söyledi. 2017 yılının Ekim sonunda hasat başladı. Kasım'a kadar, Kasım'dan sonra hasat bıçak gibi kesildi ve istek olmadı. Greyfurt falan ağaçta, hiç Greyfurt bugüne kadar ağaçta böyle kalmazdı. Genelde Şubat sonu hasat biterdi. Şu anda üreticilerimiz Greyfurt'tan para kazanamıyor. Çünkü niye? Greyfurt'un şu anki fiyatı 20 lira 30 kuruş arasında.
Et ithalatı malum sıklıkla gündemimize geliyor. İthal ettiğimiz etlerin helal İslami usullere göre kesilip ülkemize getirildiği söylense de El Cezire'nin ortaya koyduğu grafik en büyük et tedarikçilerinin gayrimüslim ülkeler olduğunu gösteriyor. Üretimin tüketimi karşılamadığı noktada başvurulan ithalat yöntemi gelen etlerin helal olup olmadığını gündeme taşıyor. Zira Türkiye'nin ithalat yaptığı ülkeler arasında Müslüman olmayan Brezilya, Avustralya ve Hindistan'da yer alıyor. El Cezire'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İslam hukuku esasına göre hazırlanan et ve et içeren, Müslüman geleneklerine göre kesilen hayvanların karşılığı olan helal eti tüketen 1.8 milyar Müslüman var. Helal sertifikalı yiyecek ve içecek endüstrisinin değerine bakıldığında ise 415 milyar doları bulduğu görülüyor. En büyük 10 global helal et tedarikçisinden 8'ini ise Brezilya, Avustralya ve Hindistan olmak üzere Müslüman olmayan ülkeler oluşturuyor. Et tedariğinde ilk sırayı 5.19 milyar dolarla Brezilya alırken, Brezilya'yı Avustralya, Hindistan ve Fransa takip ediyor. Et tedarikçileri arasında Müslüman olan ülkeleri ise Somali ve Sudan oluşturuyor. Kepsut'un geçim kaynağı, ekonomisinin temeli olan şeftali artık yerini yavaş yavaş büyükbaş hayvancılığa bırakmaya başladı. Zira üreticilerin yıllardır geçimini sağladığı şeftali üst üste don darbesi yiyince üreticilerin beklentisini karşılamadı. Böylelikle çiftçiler de artık büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu. Şeftalisiyle adından söz ettiren Balıkesir'in Kepsut ilçesi artık hayvancılıkla anılacak gibi görünüyor. Zira son yıllarda yaşanan olumsuz hava koşulları şeftalinin verimini düşürünce üreticiler de daha karlı gördükleri büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöneldi. İlçede şeftali ağaçlarını kökleten üreticiler yerine mısır, yonca ve arpa üretmeye başladı. Böylelikle kabayem ihtiyaçlarını da kendileri karşılayan üreticiler şeftaliden daha çok kazanır oldu. Gözünüzün gördüğü yerler şeftalide. Şeftalisini meşhur olduğu için Kepsut, fiyatlar elverişli gitmediği için, donlar hurduğu için bunları biz şu anda ekine çevirdik. Yani Kepsut şurada 10 seneden beri hayvancılığa meşhur olmaya başladı. Ama fiyatlar yüksek olduğu için biz bunu yem fiyatlarını aşağı düşürmemiz için yani bu ekin, mısır, ne bileyim böyle başka tür yonca gibi şeylere döndük. 3000 dönüm şeftali bahçesi bulunan ilçede bu alan 400 dönüme kadar gerilerken, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ise eskiye oranla %50 büyüme yakalandı. İlçemiz Kepsut, bundan 5-10 sene öncesine kadar şeftalisiyle ünlü ve şeftalisiyle geçinen bir ilçe konumundaydı. Tabii şimdi geçen yılların etkisiyle pazar payının değişmesi, pazar payının ilçemizde özellikle büyükbaş hayvancılığın yoğun şekilde artmasından dolayı bundan 10 sene önce 2500-3000 dönüm arasında olan şeftali bahçelerimiz şu anda yaklaşık 400 dönüme kadar indi. Tabii bunda daha önce de bahsettiğim gibi en eklemlerden birisi çok yoğun şekilde artan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği. Ve vatandaşların da büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde daha fazla kar elde ettiği sılajcık mısır tarımı, yonca tarımı gibi tarımsal ürünlere yönelmesi. Bundan dolayı şeftali bahçelerimiz azalmaya başladı. Bu yaklaşık 5-6 senedir gibi süre giren bir zaman içerisinde hayvan sayımız, özellikle büyükbaş hayvan sayımız 20 binlerden 30 binlere çıktı. Doğal olarak bu da ortaya bir çıkaran kabayem açığı var. Vatandaşlar da bu artık çoğu hayvancılığa yöneldiği için bu kabayem açığını da kapatması için getirisi daha yüksek olan yonca tarımına, sılajcık mısır tarımına yöneldiler. Bu da tabii şeftali bahçelerimizin kapama bahçelerimizin azalmasına en büyük etkenlerden birisi oldu. İvesi cinsi koyunlar yanlış uygulamalar nedeniyle yeterli verimi veremiyordu. İşte bu gidişata bir dur demek için İvesi koyunu ıslah projesi hayata geçirildi. Projeyle birlikte koyunların et ve süt verimi de artış gösterdi.
Şanlıurfa ve çevresinde rağbet gören, Arap koyunu olarak da adlandırılan ivesi cinsi koyunlardan bilinçsiz uygulamalar nedeniyle yeterli verim alınamıyordu. Bu gidişata bir dur demek için harekete geçen Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, ivesi koyununun halk elinde ıslahı projesini geliştirdi. 18 bin ivesi koyunu üzerinde uygulanan proje sayesinde hayvanların et ve süt kapasitesi artırılırken yetiştiricilere de önemli destekler sağlanarak üretime teşvik ediliyor. Buradaki gaye ivesi koyunlarının süt verimini ıslah etmek, süt verimini arttırmak, iyi kaliteli koçlar elde ederek bunu diğer halk elinde, diğer insan hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza dağıtmak. Gaye çünkü ivesi koyunun süt verimi yüksek, fakat bugüne kadar koyunlarımızda alınan işte 60-70 kilo, 80 kilo veya 100 kiloyu geçmiyor. Ama elhamdülillah biz bu son yaptığımız çalışmalarla şu an 150 kilo, 200 kilo, 250 kilo süt veren koyunlarımız var. Fakat şimdi projeyle birlikte sayılarında bir artış oldu. Çünkü bizim onlara verdiğimiz bir teşvik de var bakanlık olarak. Bu teşvik onları tabii hareketlendiriyor ister istemez. Onlarda da bir şevk oluşturuyor. Gaye tabii burada, buradaki gaye çok önemli. Biz bunu vatandaşımıza da hep söylüyoruz. Yani burada gaye bir destekleme değil, bir teşvik. Biz bir elit sürü oluşturup bu elit sürüden halk elinde ıslaha kaliteli damızlık materyal vermeyi amaçlıyoruz. Amacımız burada süt verimi yüksek, kendine özgü seleksiyon yöntemiyle en iyi sürüyü oluşturmak ve bu sürüden halk elinde ıslaha kaliteli koç gibi materyaller verebilmek. Sekiz yıldır gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin sorunlara eğilerek en doğru şekilde siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalışan Bereket Medya Grubu emeklerinin karşılığını almaya devam ediyor. Son olarak da Şeker İş Sendikası, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili süreci objektif bir şekilde sizlere aktardığımız için Bereket Medya Grubu'nu ödüle layık gördü. Basın mensupları, kameraman arkadaşlarımız. Şeker İş Sendikası, gazete temsilcilerini, haber müdürlerini ve muhabirleri Antalya'da gerçekleştirdiği programda ağırladı. Programda medya mensupları şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı yürütülen mücadele ve oluşan tepkileri kamuoyuna objektif bir şekilde aktardıkları için ödüllendirildi. Şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gerektiğiyle ilgili basınımızın hassasiyetini gördüm. Bu yüzden de sizlere bir defa daha teşekkür etme fırsatı buluyorum. Programda 8 yıldır tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerine ilişkin son gelişmeleri objektif olarak ele alan ve bu gelişmeleri kamuoyuna en doğru şekilde aktararak farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bereket Medya Grubu da ödüle layık görüldü. Ödülü kurum adına Genel Yayın Yönetmeni Buket Sakmanlı aldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili şunları söyledi. Ben Turhalı, Kayseri şeker aldı. İnanın ben rahatsız olmadım. Çünkü bunlar rahatsız olmadı. Ama kömürcü alıyor, tekstilci alıyor. Ki orada diyor ki 5 sene sonra ne olacak? Kapattı adam, ne yapacağız? Yok, ne yapacağız? Adam diyor ki 5 sene diyor. Yani burada nişasta bazı şekerlerle ilgili her yerde konuşuyoruz. Bir malın raf ömrü ne kadar uzunsa insan ömrü kısa. Efendim, bu önemli ödül için Şeker İş Sendikası'na da teşekkür ediyoruz. Tarım Bülteni'nin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın sabah 9'da gündemin bereketinde birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.